Merhaba, ben Edip Yüksel. Kandiliniz mübarek olsun. Biraz geç oldu bir gün. Kandiliniz mübarek olsun. Ne kandili? Mevlid kandili. Valla ne demek kandil? Ne demek mübarek olsun? Kandiliniz mübarek olsun. O sizin de mübarek olsun. Teşekkür ederim. Ben artık kandil kullanmıyorum. Mum kullanmıyorum. O eskidendi. Ne kullanıyorsun? Lamba. O halde lambanız kutlu olsun. Valla lamba da değil, artık LED lambası kullanıyorum. Aa, LED lambanız mübarek olsun. Regaip LED lambanız mübarek olsun. Beraat LED lambanız mübarek olsun. LED, Türkçe'de LED mi diyorsunuz? L-E-D. Ne demek? Millet birbirine mumunu kutluyor. Mumunuz kutlu olsun, mumunuz kutlu olsun. Anlamını bile bilmiyor. İşin ilginci, kandil kutlama hikayeleri uydurma hadis kitaplarında da yok. Yani Muhammed Peygamber'den 200-300 sene sonra uydurulan hadis kitaplarına bile gitmemiş. Yani çok daha sonra uydurulan hikayelerden birisi. Ve çok yaygın. Milletin hoşuna gidiyor. O halde arttıralım, eğer hoş bir şeyse. Haftanın bir günü, her haftanın bir günü ayrı bir kandil yapalım. Kandiliniz mübarek olsun. Tekerleğiniz mübarek olsun. Niye illa mum? Yani biraz da şey oluyor ya, yaratıcılık. Hani eskiden adam yaratıcı olmuş. Mumunuz mübarek olsun demiş. Fazla bir şey yok ortada diye bakmış, mum var. Mumunuz mübarek olsun. Önemli bir şey, ışık veriyor. Daha şey neler var? Tekerleğiniz mübarek olsun. O sizin de tekerleğiniz mübarek olsunuz. Olsun. Kapınızın kolu mübarek olsun. Oh, teşekkür ederim. Sizinki de kutlu olsun. Paspası unutma. Paspasınız mübarek olsun. Yılın bir günü kalemi kutlama günü yapalım. Kaleminiz mübarek olsun. Yılın bir gününü bardağınız mübarek olsun yapalım. Neyse, yani başlayın beni. Benim aslında böyle milletin sevinmesine şey ettiğim yok, alındığım yok. Keşke her gün bayram olsa diyenlerden birisiyim. Benim için her gün bayram. Ama bunu din yapmak, hani din adına sanki bir sevap kazanıyormuş gibi anlamsız saçma sapan şeyler söylemek ve böyle acayip şeyler yapmak. İşte bu. Üzücü olan bu. Yani anlamını kaybediyor. Pratik bir faydası yok. Belki faydası var. Bunu şey etmeyeyim. Yani sosyologlara göre biraz faydası var. Psikolojik faydası var. Ama yan etkileri bence çok daha fazla. İnsanlar iyice koyunlaşıyor. Aptallaşıyor bu şeylerle, kutlamalarla. Nereden geliyor bu mum kutlama işleri biliyor musunuz? Bir etrafınıza bakın. Nerede? Papaz, tütsü, mum, duman çıkarıyor. Millet böyle kendinden geçiyor. Elinde bir şey sallıyor. İmamların yaptığı da farklı değil. Biz onların yaptığına alıştığımız için bize saçma gelmiyor. Hristiyanlar bizim imamları, müezzinleri böyle böyle sallandığını görünce acayip. Yani onlara göre saçma sapan bir şey. Efendim ne bileyim yani ama siz alışmamışsınız çocukluktan beri kilisede yapılanlara, size göre kilisedekiler bir acayip. Hepsi acayip aslında. Yani din denince bir bakıyorsun insanlar acayip anlamadığı sözler söylüyor. Bununla cennete gireceğini sanıyor. Anlamadığı saçma sapan işler yapıyor. Onunla cennete gireceğini sanıyor. Ya düşün ya. Birkaç milyon insan ellerine taş alıp bir yere atıyorlar. Şeytanı taşlıyor. Ya güzel kardeşim, şeytan yok orada. Şeytanı görüyor musun? Şeytan senin kafanda, cehalet. Şeytan orada mı? Nereden çıkarıyorsun bunu ya? Nerede yani, şeytan nesi, göster bakayım bana, nesini görüyorsun?
Yo, şeytan manevi. Güzel kardeşim, manevi bir şeyse bu taş manevi bir şeyi rahatsız eder mi? Şeytan bir ayı değil ki bu taşla kovmaya çalışıyorsun. Bir domuz değil ki öyle orada. Hadi şeytan domuz olsaydı hadi hep beraber taşlayalım öldürelim domuzu derdik. Gariban domuzu da böyle durup dururken öldürmenin bir anlamı yok. Ama yani o ritüeldir efendim, bir sembolik anlam. İyi de ama millet orada taş bulamıyor, alıyor, terliğini çıkarıyor, atıyor, coşuyor, ayakkabısını atıyor. Ama o arada bir başkasına vuruyor, kafasını kırıyor, eziyor, umurunda değil başka insanlar. Şeytan gülerek seyrediyordur bunu ya. Şu salaklara bak, ne yapıyor bunlar ya? Bunlar birbirlerini çiğniyorlar, havaya taş atıyorlar. Aa, neyse, ona girmeyecektim aslında. Mevlüt kandili veya da mevlüt ampulü. Bu neyin nesi? Ne alaka? Ya hadis kitaplarına bak, uyduruk hadis kitaplarına bak. Orada bile unutmuşlar bunu uydurmayı. Muhammed Peygamber doğum gününü falan kutlamadı o hikayelere göre. Tahmin de etmiyorum çünkü ben bir Kürdüm. Genellikle böyle bu daha sonradan modern bir olay, doğum günü kutlama olayı. Böyle periyodik olarak her gün kutlama olayı. Ben bir Kürdüm. Amerika'ya gelinceye kadar hiç doğum günü nedir diye bilmedim. Kutlamadı. İnanmazsınız ama öyle. Keşke kutlasaydı yani. Ailede kutlansaydı hoş olurdu. Yani en azından yılda bir 9 çocuklu aile, senin bir sıran gelir sana, sadece böyle herkes dikkat eder, hediye verir. Hoş bir şey. Gerçi hala alışmadım doğum gününün kutlanmasına, ama hayatta olan birisinin doğum gününün kutlanması o kişiye bir şeydir, teşekkür etmedir, onu onurlandırmadır, onun varlığının bizim hayatımızda olumlu etkisi olduğunu itiraf etme olayı hoş bir olaydır. Teşvik etmedir, desteklemedir. Ama ölmüş bir adam doğum gününü niye kutlayıp duruyorsunuz yıllar sonra? Çok seviyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Yani nedir? Eğer seviyorsanız peki İsa'nın doğum gününü niye unutuyorsunuz? Haşa, İsa Allah peygamberi değil, Allah'ın peygamberi değil mi? İslam peygamberi o da, Kur'an'a göre o da İslam peygamberi. Nuh, İbrahim, İsa, Musa, bütün elçiler, isimleri Kur'an'da zikredilen elçiler, Allah'ın elçileri ve hepsi İslam'ı tebliğ ettiler. İslam Muhammed peygamberle başlayan bir din değil ki. İslam sadece Allah'a teslim olmak demektir. Sadece kainatın efendisine teslim olmak demektir. Ve barışı teşvik etmektir, barışı yerleştirmektir. Seleme kökünden gelir. Selam, barış üzerine olsun. İslam budur. Ve bütün elçiler bu barış mesajını, Allah ile barış içinde olmak, diğer insanlarla barış içinde olmak, bu mesajı şey ettiler, tebliğ ettiler. Bu mesaj için mücadele verdiler. Aralarında niye yarım yapıyorsunuz? Üstelik de Kur'an'da diyor ki لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رَسُولُ Biz elçileri arasında, hiçbirisi arasında ayrım yapmayız. Ayrımcılar, peygamberleri üstünlük yarışına koyan sahtekarlar diyor ki ha, buradaki ayrım olayı, yapmama olayı aslında inanma konusundadır. Diğer konularda ayrım yapabiliriz. Hayır, yalan söylüyoruz. Hiç de öyle bir ayrım yapmıyor Kur'an'da. Kur'an'da öyle bir özelleştirme yok. Biz ayrım yapmayız. Hiçbir yer demiyor ki şu peygamber şu peygamberden üstündür. Ha, Allah kendisi kendi yanında birini birisine tercih edebilir bazı konularda. Ama bu senin görevin değil. Senin haddine değil, benim haddime değil. Allah'ın elçilerini bir yarışa sokmak. Zaten bu yarışa soktukları için peygamber hakkında bir sürü yalanlar uydurdular. Miraç, göğe çıkmış, göğe Burak diye bir hayvanla kanatlı manatlı uçmuş. Haşa, orada Allah'la pazarlık yapmış, namaz pazarlığı falan. Onunla da yetinmemişler, hızlarını alamamışlar. Bir bakıyorlar ki bir sürü İsa'nın mucizeleri var, Musa'nın bir sürü mucizeleri var. Allah Allah, peygamberin hiçbir mucizesi yok. Kur'an'a inat. Kur'an diyor ki ey peygamber, senden diğer peygamberlere verilen mucizelerin benzerini isterler. De ki benim hiçbir mucize göstermem. Mucizeler, yani ayetler, işaretler, deliller Allah'ın indindedir. De ki yetmez mi Kur'an delil olarak, ayet olarak, yani mucize olarak, delil olarak Kur'an yetmez mi? Demek Muhammed Peygamber'e sadece Kur'an verilmiş. Yetmez mi diyor Kur'an? Hayır, yetmez diyor bizimkiler.
Kur'an'a inat. Aynı müşrikler gibi. Kur'an yetmez. O halde ne yapalım? Hadis, mucizeler uyduralım. Hadis kitaplarında bir sürü saçma sapan mucizeler. Ağaç yürütmüş. Namazın önünden geçen çocuk var. O çocuğu kötürüm etmiş. Düşün, rahmet olarak. Rahmet peygamberi, merhametli peygamber. Çocuğu kötürüm ediyor. Namazın önünden geçti diye gariban çocuğu. Aya parmağıyla işaret etmiş ki ya parmak ikiye ayrılmış. Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresinin ilk başındaki ayetlerin ayet anlamını tamamıyla çarpıtıyorlar. Bunu sanki peygamber parmakla işaret etti. Ayın yarısı da bir başka hadise göre Ali'nin bahçesine düşüyor. İsviçre peyniri gibi böyle yarısı Ali'nin bahçesine düşüyor. İşte bu hikayeler. Neyse, bunlar ayrı bir konu ama yani peygamberden sonra eğer illa birilerinin şeyini kutlayacaksan, doğum günü kutlayacaksan buyur İsa'nın. İşe gelince Kur'an'da iki tane peygamberin doğum gününden bahsedilir. Biri İsa'nın, biri Yahya'nın. Üzerine selam olsun. Doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği gün. Benzeri ifade şey için de var. Yahya peygamber için de var. Yani eğer illa bir peygamberin doğum gününü illa kutlayacaksan tut Kur'an'da doğum gününden söz ile iki peygamberin doğum gününü kutla sevgili kardeşim. O Hristiyanlar onu kutluyor. Güzel kardeşim ya senin peygamberin ya. Niye peygamberler arasında ayrımı yapıyorsun? Neyse bu ayrı bir olay ama dediğim gibi benim bayramımı kutlayanlara teşekkür ediyorum. Benim için her gün bayram. Keşke her gün bayram olsa. Kandil mi tebrik edenlere diyorum ki ben artık kandil, mum falan kullanmıyorum. Onlara üfledim çoktandır. Ama lambamı kutlayabilirsiniz. Bilgisayarımı kutlayabilirsiniz. Arabamı, yeni arabamı, eski arabamı da kutlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Selamun aleyküm.